...bir anı... ...bir hikaye. Devri İsmet ve sonrası... ...71. bölüm... ...hazırlayıp sonra ben İsmail Yağcı. Efendim... ...buraya kadar işte... E, ...tek şef... ...milli şef... ...dönemlerindeki... ...devletin devleti idare edenlerin daha doğrusu devleti idaredeki halkı yetiştirmedeki eğitimdeki politikalarını söylemeye çalışıyorduk. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ise bize anlatılanlara göre bir Arap filozofuymuş. Ama biraz akıllı ve uyanık filozofmuş. Milletin adını söylediği zaman aleyhissalatü vesselam diye salavat-ı şerife getirdiği bir ulu peygamberi Hatemül Enbiya'yı siz Sokrat'ı anarken gösterdiğiniz hürmetten niye mahrum bıraktınız? Hadi siz hürmet etmeyin. Ama millete bunu niye böyle gösterdiniz? Millet sizin gibi dinini ayakları altına mı alacak? dinsiz insan olur mu? Bugün inancı olmayan ateistler dahil kimse yok dünyada. Herkesin sapık doğru bir inancı var. Siz insanları inançsız yaparsanız hayvandan farkı olur mu? Bir merkebi salarsın. Merkep nerede yeşil görürse onu karın doyuracak şekilde yer. Ama bu sahibinin tarlası mı? Komşunun tarlası mı? Yetim çocukların bahçesi mi? Buraya zarar veriyor mu? Hiç düşünmez. Bu yeşil ot ben yerim. Siz böyle bir nesil mi yetiştirmek istediniz? Hakikaten merdane söyleselerdi bu soruma evet diye cevap vermeleri lazımdı. Şu anda bakıyorsunuz harama helale, yasaklara riayet hususunda o kadar genişiz ki, o kadar genişiz ki, yani dinin yenmez dediğinde yiyoruz, içilmez dediğinde içiyoruz. Üstelik de hak hukuk meselesinde de canım onun daha vardır ya benim almamla bitmedi ki o çaresi kalmadı ki benim de hakkım var ya göz hakkım var ya diyerek kendi kendimize bir İKK hak doğurtuyoruz. İlkokulun son sınıfındayken diyor hatıra anlatan zat bir arkadaşımız kalkmış öğretmene sormuştu. Öğretmenim Allah var mı? <laughs> Öğretmenimiz uzun uzun düşündü. Sonra cevap verdi. Bir ilkokul çocuğu öğretmenim Allah var mı diyor. Nasıl var ispat et falan demiyor. Var mı? Yok mu? Yok mu da de demiyor. Var mı diyor. Yok de. Var de. Uzun uzun düşündü. Ve cevap şu. Git babana sor. Bana sorma. Oysa bu öğretmenimiz gayet dindardı. Ne var ki? Ne var ki? bazılarının şerrinden emin olmak için kendisine geri kafalı yaftasının takılmamasını için Allah var diyemiyordu. Aa bu gerici. Kadının birisi el kadar başı örtü koysa aa Ayşe Hanım hacı olmuş. Hacı Hanım gel bakalım gel gel hacı hadi bakalım. Hacca da gideceğiz beraber senden falan. Bir alay konusu. Evde günlerde ne yapmış? Kandil gecesi kadıncağız bir abdest almış. Televizyonun karşısına geçmiş. Efendim Mevlid dinlemiş. Bitti ya. Bitti ya. Bana Kıbrıs'ta bir teknisyenle bir işimiz vardı da. Efendim TGRT'nin yapılacak bir işi vardı. E çok sessiz sakin bir olan. Aa dediler bu, bu filan bey dediler ismini söylemiyorum. Çok Müslüman çok dindar birisidir dediler. Öyle mi? Ne güzel dedim ya maşallah. Yani dindar olan insanların etrafa zarar gelmez. Hiçbir bayram namazını kaçırmaz dediler. İnanın ben yaşadım yani bunu. Hiçbir bayram namazını kaçırmaz. Diyeceksiniz ki buna da saygı duyuyorum. Tabii duyuyorum. De yani öyle çok dindardır denen kimse gibi değil tabii. Öğretmenin çaresizliğini anlayışla karşıladın mı? Evet diyemem. Yani bir genç zihniyetin sorduğu bir soruyu o senin burada siyaset yaptığını anlamayacak kadar saf ve billur gibi bu billurun kalbine bir leke düştü. İşte yazanın da kalbine bir leke düşmüş. Söyleyeceksin oğlum biz millet olarak hepimiz Müslümanız. Elbette ki Allah var. Bizi yaratan da o. Bunu diyecektin. Gelsinler seni sorguya çeksinler. Niye Allah var dedin? Hasan Ali Yücel efendim Hasan olan da yok diyor. Sen niye var dedin? Desinler onlar utansınlar. Onlar mağlup oldular ondan sonra. Evet. Bizden önceki devrede yeni millet imalatçılarından olan bir baş öğretmen ise ceplerini ...kınalı akide şekerleri vardı efendim. Akide denirdi de... ...o akide değil, daha ziyade böyle... E, ...sert bir şekerdi. Ağzında erir giderdi. Sanki nişastayla karıştırılmış bir şekerdi. Biz ona akide derdik. Şimdiki akide şekeri başka. Filan markanın akide şekeri işte... ...susamlısı var, o bu. O karamela gibi bu. Bu dediğim akide ise... ...sanki un nişastayla beraber... ...şeker karıştırılmış... ...boyalı da böyle pembeli, beyazlı boyalarla, beyaz zaten kendisi, pembe boyalarla üzerine çeşitli şekiller yapılmış. Şekerlerde Anadolu'nun böyle aman ya Rabbi bir tane bulsak da ağzımıza atsak diye bakardık. Ne yokluklar gördük. Ne yokluklar. Bu öğretmen ceplerini kınalı şekerlerle doldurur okulun bahçesinde çocuklara. Allah'tan şeker isteyin derdi. sabiler bağırırlardı gökten şeker yağmayınca da bu defa bu öğretmen kendisinden şeker istemelerini söylerdi. Herhalde bu öğretmen Hasan olan mezunuydu. Hasan olan mezunuydu Ankara'nın yakınında. Ve çocuklara avuç avuç şeker saçtıktan sonra işte gördünüz evlatlarım. Ya ben varım ve siz benden şeker istediniz ben de verdim. Allah olsaydı o da verirdi. Demek ki yok diye çocukların zihnine bir kara lekeyi çalı verirdi bir avuç şekerle. Kim bilir kim görev verdi bilemeyiz ki. Başındaki müdür mü görev verdi? Bu adam bu davanın adamı mıydı? Hasan Ali Yücel 61 60 ihtilalinden sonra 61'lerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle şatafatlı zamanlarında İstanbul İmam Hatip'e geldi orada efendim Ramazan-ı de Ramazan-ı Şerif'te orada din meselesinde dini inkar edecek şeyler söyledi oradan çıktı gitti başka bir yerde bakan olarak öğlen yemeği yerken öldü efendim Öğlen yemeğini yerken öldü. Mektebin müdürü de Mahir İzbey'di rahmetli. İşte gençlerimize allah Teala inkarı böyle misallerle anlatmaya çalışırlardı. Süremizin sonuna geldik. Hoşçakalınız. Bir anı बिर ही